Dairesel kesitli parçalarınıza çap ölçüsü vermek için bir merkez çizgisi kullanmanız ve farenizle bu merkez çizgisinin altına getirerek bir ölçülendirme yapmanız yeterli. 2012 versiyonuyla dikkat ederseniz bir kere bu ölçüyü tanımladıktan sonra imlecimin sağ üstünde bir D işareti çıkıyor. Bu işaret sayesinde merkez çizgisini tekrar tekrar seçmeden ölçülendirmemi çap olarak hızlı bir şekilde verebilmekteyim. Hatta dilersem bu şekilde zoom araçlarını da kullanabilirim. Yine bakın gördüğünüz gibi çap ölçülendirmem aktif durumda. Eğer çap ölçülendirmeyi iptal etmek istiyorsam herhangi bir şekilde normal yerleri seçmem yeterli. Bu seçimi yaptığım anda da çap ölçülendirme otomatik olarak iptal olacaktır. Bu yenilik sayesinde çizimlerimizi ölçülendirirken fare hareketlerini kısaltmamız mümkün.